عند الحرب يحتاجوا عندك إمداد تبعث لهم يحتاجوا إمداد. Cehennem Allah'ın kahhar yani kahredici, cebbar yani istediğini zorla yaptıran, muntakim yani intikam alıcı gibi isimlerinin sonsuza dek tecelli edeceği yerdir. İnkarcı insana her yönden acı vermek için özel bir yaratılışla yaratılmıştır. Kur'an-ı Kerim'de cehennem yaşayan bir canlı gibi tasvir edilir. Bu canlı, inkarcılara karşı öfke, nefret, hınç ve istekle doludur. Yaratıldığı günden beri, yaratıcımızı inkar eden inkarcılardan intikam almayı beklemektedir. Dini yalanlayanları gördüğünde, öfkesinin şiddetinden parçalanacak gibi olur. Bu ateşin yaratılışının bir amacı vardır. Kahredici bir azap vermek. O da görevini yapacak, acıların en büyüğünü verecektir. İnkar edenler Allah'ın huzurunda hesaba çekildikten sonra kitaplarını sol yanlarından alırlar. Bu an, sonsuza dek içinde kalacakları cehenneme sürülecekleri andır. İnkarcılar için hiçbir kaçış imkanı yoktur. Hazır bulundurulan milyarlarca insanın meydana getirdiği mahşer kalabalığı, bu insanlar için bir kurtuluş ya da gözden kaçma imkanı oluşturmaz. Kimse bu kalabalığın arasına karışıp kendisini unutturamaz, kaybettiremez. Her kişi kendisi için görevlendirilmiş bir şahit, bir de sürücü melekle gelir. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır. Sûra da üfürülmüştür. İşte bu, tehdidin gerçekleştiği gündür. Artık her bir nefis, yanında bir sürücü ve bir şahitle gelmiştir. Andolsun sen bundan gaflet içindeydin. İşte biz de senin üzerindeki örtüyü açıp kaldırdık. Artık bugün görüş gücün keskindir. Onun yakını olan ve yanından ayrılmayan melek dedi ki, İşte bu yanımda hazır durumda olan şey. Siz ikiniz ey melekler, her inatçı nankörü, atın cehennemin içine. Hayra engel olan saldırgan şüpheciyi, ki o Allah'la beraber başka bir ilah edinmişti. Artık ikiniz onu en şiddetli olan azabın içine atın. İşte inkarcılar bu korkunç yere doğru yüzüstü sürüklenerek götürülürler. Kur'an'da bildirildiğine göre bölük bölük cehenneme doğru sevk edilirler. Ancak daha ulaşmadan uzaktan cehennemin kokusu yüreklerini sarar. Çünkü cehennemin dehşet verici homurtusu ve uğultusu uzaktan duyulur. Furkan suresinin 12. ayetinde ateşin inkarcıları uzak bir yerden gördüğü ve gazaplı öfkeye kapıldığı bildirilir. Kur'an-ı Kerim'in bizlere bildirdiğine göre inkarcılar, dirilişle birlikte başlarına gelecekleri hissetmeye başlarlar. Boyunları aşağılanmaktan ve utançtan ötürü bükülmüştür. Başları düşmüş, dostsuz, yardımcısız kalmış, gururları kırılmış, çökmüş durumdadırlar. Utançlarından dolayı başlarını kaldırmadan gözlerinin ucuyla bakarlar.